sonra saat 14'te Adalet Komisyonu'nda dezenformasyonla mücadele yasası diye kamuoyuna takdim edilen bir sansür yasası eee görüşmeleri başlayacak. Eee ve maalesef bu yasa yasadan ziyade bir yok etme projesi, imha projesi. Çok net söylüyorum. Eee şu söyleniyor medyaya. Ya bize bağımlı olacaksın, ya bize tabi olacaksın, ya da yok olacaksın. Özellikle teklifin 29. maddesiyle artık Türkiye'de ne yazılıp ne çizileceğine hem sosyal medyada, özellikle bu yasa sosyal medya ile ilgili, Rütük üzerinden zaten televizyonlar zapturapt altına alınmış vaziyette, basın ilan kurumu üzerinden yazılı medya, görsel medya <laughs> bir şekilde zaptur altına alınmış vaziyette ve şimdi de sosyal medyayı bloke eden ve sosyal medyada iktidarı rahatsız edecek hiçbir şeyin yazılıp çizilmesine fırsat tanımayacak bir vahim bir ucube teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldi. Arkadaşlarımız bu konuda hiç şüphesiz hem komisyon aşamasında hem genel kurul aşamasında azami refleksi göstereceğiz. Ancak hemen belirtmek lazım ki bu yasayla Türkiye'de sosyal medya Sayın Fahrettin Altun'un tek eline terk ediliyor. Eee yasanın çok sakıncalı yönü var ama eee özellikle Basın Kartları Komisyonu'nun dokuz üyesinin beşini Fahrettin Altun atayacak. Komisyon kararına Fahrettin Altun veto koyabilecek kime basın kartı verilip kime basın kartı verilmeyeceğine de Sayın Fahrettin Altun karar verecek. Şöyle bir baktığınız zaman bütün olarak Hitler bu yetkileri göbelse vermemiş. Bu kadar söyleyebilirim. Böyle bir tablo. Kim gazeteci olacak? Fahrettin Altun karar verecek. Bir konunun, bir meselenin haber değer, haber mi değil mi? Fahrettin Altun karar verecek. Dezenformasyon var mı yok mu? Fahrettin Altun karar verecek. Ve böylece basına kaynak açıklama gösterme mecburiyeti gelecek ki e, bu dünyanın hiçbir ülkesinde gazeteciye kaynağı sorulamaz. Ama bu gelen teklifle özellikle bu 29. maddeyle yazdığınız yaptığınız bütün haberlerin beyefendileri rahatsız etmesi halinde ya kaynak göstereceksiniz ya 3 yıl ceza alacaksınız. Bu bir sindirme. Bu muhalif medyaya bir gözdağı değil. Bu tarafsız, özgür medyaya bir gözdağı. Muhalif medyaya zaten e, yeterince baskı, basınç uygulanıyor. E, ama tarafsız ve özgür medyanın da ya taraf olması ya da bertaraf olması bu kanunla meclisin gündemine geldi. Şu kadar söyleyeyim. Çok en sıkıntılı madde 29 diyor ki gelen teklifle sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçi aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yapan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Suçun failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında arttırılır. Şimdi baktığınız zaman ya ne var işte suç ya işlenmesin gibi algılanabilir ama neyin kime göre kusur suç olacağı neyin endişe ve korku ve paniğe yol açacağı ile ilgili bütün tasarrufta beyefendilerde olacak. Şimdi mesela en son Tele1'e Tele1 televizyonunun televizyonun lisansını ihaleye çıkardılar. Tele1 televizyonunun lisansını icra yoluyla satacaklar. Mantığa bakın. Neymiş efendim? Rütünün daha önceki kestiği cezalar ödenmemiş. Eee bunun yolu lisansı ihale etmek, lisansı icra yoluyla satmak zaten olamaz. Bu şu Telebirin fişi çekilmek isteniyor. Ama ben eminim bunu Telebir için değil bütün kanallar için söylerim. Yani başka kanallara da bu uygulama yapılsa aynı şeyi söyleriz. Biz bir şey söylüyoruz. Basın hürdür, sansür edilemez. Ama bir iktidar artık her işi bırakmış. Ee, Türkiye'de 80 milyon insan inim inim inlerken 80 milyonu özenle söyledim. Çünkü bir 4-5 milyon insan fevkalade rahat ve huzur içinde yaşıyor bu ülkede. Ama bunun bedelini de yani 4 milyon insanın refahının, huzurunun, mutluluğunun bedelini de 80 milyon insan huzursuz, mutsuz, ve aç sefil bir halde evine et alamaz, temel gıdadan başka hiçbir şey alamaz bir ekonomik sıkıntıyı yaşıyor. Bunları örtmek için, bunların duyulmamasını, bunların bilinmemesini sağlamak için meclise getirilen bu kanun teklifinin kabul edilmesi mümkün değil. Bu konuda herkesin bilmesini isterim. Cumhuriyet Halk Partisi azami refleksi, defansı gösterecektir. Bunun bilmesi, bilinmesini istiyorum. Ve şunu söyleyeyim. Haber almak ve haberleşmek ekmek gibi bir şeydir. TÜİK ekmeğimizi çalıyor. Soframızdan ekmeğimizi çalıyor. Şimdi iletişim başkanlığı da haber alma hakkımıza ipotek koyuyor. Bloko koyuyor. Haberleşme hakkımızı engelliyor. Mesela Whatsapp'tan, mesela Zoom üzerinden, Mesela Skype üzerinden bir toplantı yapıyorsunuz, bilgi tek, BTK, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurulu bunlara hepsini görebilecek. Hepsini istiyor. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak örneğin e, Zoom üzerinden bir sivil toplum örgütüyle, toplumun değişik kesimleriyle bir e, toplantı yapıyoruz. BTK buna sahip ve hakim olabilecek. Bu insanın yatak odasına girmek gibi bir şeydir. Kabulü de mümkün değildir. E, bu vesileyle bütün medyanın, medya çalışanlarının, esasen medya patronlarının da bu yasayla ilgili refleks göstermesi gerekir. Bugün bana, yarın sana. Bugün sana, yarın bana. Bu olmaz arkadaşlar. Bu doğru değil. Bu kanunu şiddetle reddediyoruz. Bu Türkiye'de basın özgürlüğüne vurulmuş... Bugüne kadarki en ağır darbedir bu basını susturmaktır. Bu AK Parti'ye biat etmeyen hiçbir medya organını yaşatmama projesidir. Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki basın çalışanından patronuna kadar buna teslim olmamalıdır. Gelelim Türkiye'nin vahim gündemine. Gündem tatsız, rakamlar çok vahim. Mart ayında Nurettin Nebati en düşük seviyede demişti. En düşük seviyede demişti T Türk Lirası için. E Türk Lirasının değer kaybı noktasında dibin dibi ifadesini kullandı. Ne neydi o zaman? Dolar TL 14.80. Yani 1 dolar 14 lira 80 kuruştu. Maliye Bakanı bu dibin dibi bunun da altı yok dedi. Mart, Nisan, Mayıs Üç ay bitti, Haziran'ın başındayız. Bakıyoruz, 17-20. Sayın Nebati, bu dip nerede? Nerede bu dip? Ne zaman bu dip olacak? Yani Mart'ta dibin dibi dedikten sonra, üç buçuk lira daha üç ayda dolar artmış. Türk lirası değer kaybetmiş. Ve enteresan, dünyada hemen hemen birçok ülkenin parası dolar karşısında değer kazanırken. Beyefendi diyor ya, dünyada kriz var, pandemi var, savaş var. Rus rublesi mesela Rusya savaşıyor. Dolar karşısında bir ay önce 70 lirayken şimdi 58. Değer kazanmış. Brezilya ralisi 5 lirayken 4.90 değer kazanmış. Çek koronası e, 23 lirayken 23 72 iken 23 04. değer kazanmış. Başka da söyleyeyim. Güney Afrika randı 16.19 19 iken 15 19'a Değer kazanmış. Bizim paramız bir ay önce 15.08'miş Şimdi 17 20 olmuş. Hükümetin bu rakamları bilmiyor olması düşünülemez. Dünyada dolar değer kaybediyor. Türkiye'de fırlamış gidiyor. Fırlamış gidiyor. <laughs> Ve bu tabii kimin işine yarıyor? Yabancıların işine yarıyor arkadaşlar. Türkiye artık Türkler için cehennem, yabancılar için cennet. Gelinen tablo bu. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri'deki <laughs> bir fon yöneticisi söylemişti. Hafızamızı bir tazeleyelim. Hani şu 15 Temmuz'un finansmanını Sağladığı için şerefsiz, alçak diye itham edilen Birleşik, Ara Birleşik Arap Emirlikleri gelindi, gidildi. Ne diyor adam? Türkiye'deki ekonomik sorunlardan ortaya çıkacak fırsatları dört gözle bekliyoruz. Bak bak bak. Türkiye'de sorun olacak. Türk parası zayıf TL, büyük yatırım fırsatı diyor. Kim diyor? Birleşik Arap Emirlikleri. Kim bu? Düne kadar 15 Temmuz'un finansörü, sponsoru arkasındaki güç. Adamlar Türkiye'deki ekonomik sorunların kendileri için büyük fırsat olacağını dünyanın gözünün içine baka baka söylediler. Şimdi soruyorum. Bunca ülke Rus rublesi, Brezilya ralisi, Meksika pesosu, efendim Polonya zlotisi, Macar froni, Güney Afrika randı, Değer kazanırken Türk parası neden değer kaybediyor? Erdoğan çık bunu millete söyle. Dünyada kriz var deyip durma. Dünya aşmış, Avrupa aşmış, toparlanmış, biz hala bu dibi göremedik. Ne Batıya göre Mart'ta 1480 dibin dibiydi, e bugün 17.20. Belki şimdi gene artmıştır. Bunu topluma, millete karşı çıkıp da bir izah etmek gerekiyor. Bu hep söylüyorum. Milletin aklıyla alay etmek, milletle dalga geçmek ya. Şimdi enflasyon bütün dünyada var. Evet var. Ama dünyada enflasyonu Türkiye'den daha düşük 178 ülke var. Hepsi de zaten 184. Ve bu ülkelerin dünyadaki bu 178 ülkenin 126'sında yıllık enflasyon tekhaneli. Yani en fazla yüzde dokuz. Bizde tablo ne? Biz 179. sıradayız dünyada. En güncel yeni çıkardı arkadaşlar. Bu ay itibariyle, bu hafta itibariyle. Dünyada bizden daha kötü enflasyona sahip ülkeler. Yerini bilen bilinmeyen ülkeler var burada. Zimbabwe bizden kötü. Suriye bizden kötü. Lübnan bizden kötü. Sudan bizden kötü ve Venezuela bizden kötü. Değerli vatandaşlarım, 85 milyonluk Türkiye'ye sesleniyorum. Dünyada enflasyonda şu anda biz sondan beşinciyiz. Ya da baştan ilk beşiz. Yani yükseklikte ilk beşteyiz. İlk beşteyiz. Küçü düşüklükte de sondan beşinciyiz. Bizden kötü beş ülke var. Bunların bu millet yarısının haritada yerini bile bilmez. Avrupa'da tablo ne? bizi kıskanan Avrupa'da bu tabloyu 6 e, hafta önce gö göstermiştim. Maşallah Türkiye 6 haftada rekorunu yerini korumuş. Sporda falan Avrupa'da pek başarı elde demiyoruz ama bakın enflasyonda üçle Avrupa birincisiyiz. Avrupa. Avrupa demek sadece Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa değil. Çok küçük ülkeler var. Savaşan ülkeler Rusya'da yüzde on yedi, Ukrayna'da yüzde on enflasyon. Erdoğan ne anlatıyorsun sen? Sen de kaç? Makyajlısı yüzde yetmiş Makyajlısı. Ve beyefendi pişkin pişkin çıkıp teknik olarak enflasyon yok, hayat pahalılığı var diyebiliyor. Ucubelik devam ediyor. TÜİK kira artışlarını Mayıs'tan Mayıs'a yüzde yirmi olarak açıkladı. Dün beyler Mayıs'ta kira artışlarını bir yıla mahsus olmak üzere yüzde yirmi beşle sınırlayan bir kanun teklifi getirdi. Derler ya, atalar bize söyleyecek söz bırakmamış. Bu ne peris, bu ne lanetursuz. Kardeşim senin TÜİK'in kira artışlarındaki artışı Mayıs'tan Mayıs'a yüzde yirmi demiş. E sen niye o zaman yüzde yirmi beşe fitliyorsun? Kim yalancı? TÜİK mi yalancı? Dün bu teklifi verenler mi yalancı? Ve reel olarak tabii biz şunu biliyoruz. Kiralardaki artış maalesef yüzde yüzlerde. Bu tabloda kiracı mağdur, ev sahibi de mağdur. Sadece kirayla geçinen ev sahibi de var. Sadece asgari ücretle geçinen yani 4.250 lirayla geçinen ve bunun yarısını en az kiraya veren vatandaş da var. Nasıl olacak bu iş? Bunun karşılığı var. Tek karşılığı ucubelik ve devam ediyor. Asgari ücret demişken şimdi 2021'de arkadaşlar 2021 ocağında asgari ücret 2826 lira yapılır iken açlık sınırı 2663 liraydı. Yani 2021 ocağındaki asgari ücret açlık sınırının bir tık üstündeydi. 2022 ocağında 4253 yapılırken de asgari ücret açlık sınırı 4250 idi. Zaten ona fitlediler. İyi, en azından iyi. Peki bugün Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 6 ay geçmiş. Haziran'da bitmemiş. Kaç lira olmuş açlık sınırı? 6018 lira. Nasıl olacak? 2000 liralık bir açık var. Asgari ücretin Le geçinen milyonlardan bahsediyoruz. Üç kişi beş kişi olsa dayanışır çözeriz. Altı bin on sekiz lira. Ve daha önümüzde bir altı ay var. Bu insanların açlık sınırı altı bin on sekiz lirayken dört bin iki yüz elli üç lirayla yaşamaları mümkün değil Erdoğan. Buna bir çare bulacağız. Hep beraber bulacağız. Biz hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerilerini zaman zaman Gecikmeli de olsa yerine getiriyorsun. Gel ah alma, vebal alma, milleti aç açık bırakma. Temmuz ayında asgari ücreti yeniden belirlemek, değerlendirmek zorundayız. Ve Temmuz ayında asgari ücreti altı bin lira yapmak zorundayız. Yok başka çaresi. Yok patlar insanlar. Bir araştırma var. İnsanların büyük kısmı sadece ve sadece midesiyle ilgili alışveriş yapabiliyor. Sadece, sadece. Temizlik malzemesi almayan aileler, alamayan aileler var. Bunlara seyirci ve sessiz kalamayız. Sürekli bunları dile getirmek de elbette çözüm değil. Biz çözümümüz var. Onda vakit kalırsa söyleyeceğiz. Ama buradan çağrı yapıyorum. Net bir çağrı yapıyorum. Yürütmeye Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum açlık sınırına asgari ücreti en azından en azından asgari ücreti açlık sınırına Temmuz ayında eşitlemekten başka hiçbir çare yok. Başka hiçbir çıkış yok. Bunun altını da çizelim. Beyefendi şunu herkes hatırlayacaktır. Türkiye hazır hedef 2023. Tutmadı. 2011. 23 Ocak'ta yayınladılar. Türkiye hazır hedef 2023. Şimdi diyorlar ki Hani vardır ya gene hep atalardan gidiyoruz. Pantolon veremedik gömlek verelim gibi. 2023 tutmadı. 2053 verelim. Aman verme. Daha bir şey verme. Daha bir şey vaat etme. Erdoğan bırak 2053'ü sen. Millet 2023'ten çıkamayacak bu gidişle diyorum ya. Millet aç açık diyorum ya. Sizde bir tiniyet vardı. Millet kuru ekmek yiyor dedik demek ki aç değil dediniz. Millet alkol sigara alıyorsa aç değil dediniz. Ya ne zannediyorsunuz bu milleti siz? Ne demiş? 2023'te dünyanın 2011 dedim 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak hedefimiz demiş. Ne olmuşuz? 17'den 21'e gerilemişiz. Sen ilk 10 demişsin. O zaman 17'ymişiz. 21'e gerilemişiz. 2023'te de 23 olacağız. Sen bu kafayı değiştirmezsen ya da millet seni değiştirmezse 2023 tahmini Türkiye'nin böyle giderse bu tablo 23. sıra. Nerede on? on yok. Milli gelir 2 trilyon dolar demiş beyefendi 2023'te. Şu anda 803 milyar 2023'te de 714 olur bu kafayla. Ya sen kafanı değiştireceksin ya millet seni değiştirecek. Seni değiştirmek daha doğrusu tabii ki. Başka ne demiş? İhracat 500 milyon dolar demiş. 2023'te 242 milyon görülüyor, öngörülüyor. Bugün de 230 milyon. Nerede 500 Erdoğan? Yok. Başka ne demiş? Enflasyon. Teknik olarak yok diye. Tek haneli rakam olacak demiş. Tek hane. Kaç? Tek hane demek dokuzdur maksimum. Şimdi kaç? TÜİK. Makyajlı hırsız TÜİK'in makyajlı enflasyonu bile yüzde yetmiş üç. Tutturamadın Erdoğan, tutturamadın. Ya gerçekten bunları milleti kandırmak için, milletin oyunu almak için yaptın ya da tutturamadın. Bu arada TÜİK demişken Birleşik Kamu İş TÜİK'in önünde basın açıklaması yapıyor ve Ka Birleşik Kamu İş yöneticileri gözaltında. Devletin şerefli polisine sesleniyorum. Kanunsuz emirleri uygulamayın kardeşim. Toplantı gösteri bir haktır. Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. TÜİK'in önünde basın açıklaması yapıyor diye sendikacıları gözaltına almak aymazlıktır. Demokrasi dışılıktır. Diktatörlüktür. Zorbalıktır. Zulümdür. İnsanları copla, biber gazıyla, mahkemelerle korkutamazsınız artık. O devir geçti. İnsanlar hak, hukuk, adalet demeye devam edecek. Hiç kusura bakmayın. Siz orada sefa yapasınız, e, caka satasınız diye bu insanlar sizin yanlışlarınıza boyun eğmeyecek, diz çökmeyecek, baş eğmeyecek. Erdoğan bunu bil. Türkiye'yi daha fazla germe. Ve <laughs> enflasyon hesaplamalarıyla ilgili bu yanlışın bu vebalin faturasını şüphesiz kim ödüyor? Vatandaş ödüyor. Daha önce söyledim. TÜİK vatandaşın sofrasından ekmek çalıyor. Bu ülkede baklava çalan çocuklar cezaevine koyuldu ya. Ekmek çalan çocuklar karakola götürüldü bu ülkede. Türk vatandaşın sofrasından ekmek çalıyor. Benzine bir yılda yüzde 240 zam gelmiş. Mazota yüzde 286 zam gelmiş. Bir somun ekmek bir yılda yüzde 100 yüz artmış. Bir litre süt yüzde 150 artmış. Bir litre ayçiçek yağı yüzde 163 artmışken Allah'tan kork enflasyon nasıl yüzde 70 dersin ya? Gerçekten millete saygılarının olmadığını biliyorum ama bunların Allah korkuları da yok. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunları konuşmak değil bizim derdimiz. Biz Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin kaynak fakiri olmadığını biliyoruz. Hep söylerim Cenab-ı Allah bu toprakları her şeyi dört iki ile vermişti. Ne yok Türkiye'de? Hangi maden yok? Hangi bitki, sebze, meyve, tahıl yetişmiyor? Türkiye'nin yaş ortalaması 34. Genç, dinamik bir nüfus var. Bir de ne var? 60 milyon insan yoksul. Bir yanlış var bir yerde. Kaynak var, imkan var, altyapı var, hacim var, kapasite var. Ama olmayan bir şey var. Para. Para yok insanlarda. Alım gücü yok. Neden? Çok net, çok kısa bunları da söyleyip bitirelim. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey her şeyden önce bir güven ortamıdır. Bu da demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesiyle, oturmasıyla olur. Türkiye'de tıkır tıkır demokrasi olmazsa şıkır şıkır ekonominiz olamaz. İşte hakkın arayanı joplarsın. AK Parti'ye karşı olana cezaevine koyarsın, toplumu gerer, toplumu kutuplaştırırsın. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunda kararlıyız. Devlette israfa ve şatafata son vereceğiz ve devlet şeffaf olacak. Bütün ihaleler, kamu ihale kurumunun yaptığı, devletin yaptığı bütün ihaleler milletin gözünün içine baka baka yapılacak. Ve devleti soyanlardan hesap sorulacak. Mesela bayındırlık birim fiyatı 2 lira 7 lira 90 kuruş olan bir metrelik kablo için müteahhite iki bin lira ödeyenden de hesap soracağız. Devletten 7 liralık boru için iki bin lira alan müteahhitten de hesap soracağız. Devlet böyle kalkındı. Ve çiftçi ve esnaf buradan söylüyorum. Aldığınız kredilerin faizini sileceğiz kardeşim. Çok net ve döviz garantili ihaleleri iptal edeceğiz. Kamu özel işbirliğine, yap işlet devletlere son vereceğiz. Bunlar devlete çökmüş, devlete yapışmış sülük gibi, asalak gibi devletin kanını emiyor. Kan emilen millet, kan millette, millet kasayı dolduruyor, beşli çete, banka patronları, yandaşlar boşaltıyor. Millet doldurmaktan bunaldı, bıktı, Erdoğan boşaltmaktan bıkmadı. Bu tablo kabul edilebilir değil. Ve <laughs> bir sürü yeni kurumlar oluşacak. Fiyat istikrar Komisyonu olacak, kalkacak. Bunu Merkez Bankası asli görevine dönecek. Bir stratejik kalkınma teşkilatı şarttır. Ulusal vergi konseyi kurmak şarttır. Varlık fonunu kaldıracağız kardeşim. Lav edeceğiz. Sayıştay denetimine de kapatılmış çiftlik gibi idare edilen başında Erdoğan'ın bulunduğu Türkiye ekonomisinin neredeyse Türkiye'deki finans varlığının yüzde altmışına hükmeden varlık fonunu kaldırıyoruz. Kaldıracağız. Ekonomik ve sosyal konseyi kuracağız ve düzenli toplanmasını sağlayacağız. Türkiye'nin acilen bir siyasi ahlak kanuna ihtiyacı var. Siyaset bir zenginleşme aracı olmayacak bizim iktidarımızda koskoca devlet gözümüzün önünde soğan soyulur gibi soyuluyor ve maalesef millet bunu seyrediyor. Niye? Milleti bir korku iklimi, bir baskı, bir job, bir biber gazı, bir plastik mermi, bir panzer ve mahkemelerle sindirmek AK Parti'nin günlük rutin işi olmuş. Hesap veremeyen devlet olmaz. Devlet hesap, kör kuruşun hesabını verecek. Değerli vatandaşlarım. Bu devlet soyulmazsa bu ülkenin nimetleri hepimize yeter. Eşit hakça da bölüşülür. Hiç endişeniz olmasın. Çok acil yapılması gereken işler var. Çok acil hemen bugün başlanması gereken işler var. Bunu da AK Parti'ye de çağrı yapıyorum. Sandık gelmediği sürece bizim sizi oradan indirme imkanımız yok. Sandığı bekliyoruz. Ama Velev ki sandık on ay sonra gelecekse AK Parti'ye dört önerimiz var. Yoksa millet nefes alamaz hale geldi. Nedir bunlar? Erdoğan maceracı kur ve para politikasını terk et kardeşim. Hemen yarın terk et. Nedir? Kur korumalı mevduat garabetini dün anlattım. Fakirden alıp zengine verme mekanizmasını derhal durdur. Bunu iptal et. Ve çok mühim bir Türkiye'nin sorunu var enerjide ve tarımda dışa bağımlılığı derhal bitirmek için ne gere gerekiyorsa yap. Meclise ne getirirsen bu konuda samimi, doğru dürüst, arka planında başka numaraların olmadığı ne getirirsen getir destekleriz. Yeter ki Türkiye enerjide ve tarımda dışa bağımlı olmasın. Ve kamu özel işbirliği meselesini bir an önce bitirmemiz lazım bu devletin bu kadar talana, yağmaya rağmen ayakta kalması bu ülkenin büyüklüğünün ve gücünün göstergesidir. Vatandaşlarımız emin olsun, müşteri olsun, rahat olsun. Türkiye dünyada kendi kendine yeten 7-8 ülkeden biridir. Hala öz kaynak olarak. Ama sen iki Trakya büyüklüğündeki araziyi, verimli tarım arazisini bile artık ekemiyorsan kendine yetemezsin. Dışarıdan saman alırsın. Şu koridor açılsa da Ukrayna'dan buğday gelse diye böyle bakarsın. Yazık günah. Türkiye'yi bu harami düzeninden kurtarmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu millete taahhüdüdür, vaadidir. Biz verdiğimiz bütün sözlerin yapılabildiğini göstermiş bir partiyiz. Emekliye iki bayram ikramiye dediğimizde kaynak nerede diyenler tıpış tıpış verdi. 3600 dediğimizde kaynak nerede diyenler tıpış tıpış verdi. Taşerona kadro dediğimizde kaynak nerede diyenler tıpış tıpış verdi. Şimdi sırada bu söylediklerimiz var. Bunların hepsi yapılabilecek işler. Ve derhal EYT zulmüne de Türkiye'nin acil olarak bitirmesi lazım diyorum. Evet çok teşekkür ederim. Sayın Çıray söylemiş. Şu eklenebilir. Evet, eee milletvekillerinin böyle kişisel kanaatleri olabilir ama bunları tabii böyle hassas konularda partiyi bağlayacak şekilde söylemek parti için de onların kendi için bir sorundur. Tartışırlar, konuşurlar. Ben onu bilmem. Ben bir şey söylüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyasetin yaşam tarzı üzerinden, inanç aidiyeti üzerinden, etnik aidiyet üzerinden yapılmasını ve bunun Türkiye'ye yıllarca bunun böyle yapıldığını ve bedelinin çok ağır olduğunu bilen bir partiyiz. Türkiye'de artık insanlara, siyasete, inançlar üzerinden, etnik aidiyetleri üzerinden, yaşam tarzı üzerinden bakılmadığı bir güne Türkiye evrildi. Bunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük katkısı vardır. Dolayısıyla Türkiye'de artık sunniymiş, aleviymiş bunlar şehir efsanesi. Kimsenin kimsenin mezhebiyle, inancıyla, yaşam tarzıyla bir derdi yok. Türkiye bu işi aşmıştır. Türkiye bu işi aşmıştır. Adaylık konusu altılı masanın takdiridir. Hep söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki tutumu da bellidir. Evet, var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ederim. İyi mesailer diliyorum.